Selam var. Şimdi futbol menajer Trabzonspor kariyerimizin ikinci bölümüyle birlikteyiz. bölüm küçük ara bölüm tadında olacak. Korkmayın ama ama videoya başlar başlamaz bezdirmeyin. Hocam Bardi, hocam Bartra uçak indi, uçak kalktı, o geldi. Gelecek, gelecek yani. Ben bu kariyeri bu noktaya kadar bekletmemdeki sebep transfer süreci biraz daha ilerlesindi. Ama transfer sürecinin son günleri daha da kızışacak. E bunu bekleyince Hocam futbol menajer videosu neden gelmiyor? Bıraktın mı? Yahu bırakmadık. Bu sefer kariyere başlıyoruz. Bismillah diyoruz. O şuna şu gelmiş. O olmadan olmaz. Buna bu gelmiş. Ona o gitmiş. Bu e gidecek. Ya kariyeri yapmayacağız. Hepsinin bitmesini bekleyeceğiz. Ya da gelenlere alıp bir yerden başlamamız gerekiyordu. 10 Ağustos'ta da başladık. Hadi gönlünüz olsun diye bak yine Uçey'i Konya'ya gönderdim. Bardi'yi Trabzon'a aldım. Daha video başlamadan hocam Bartra Trabzon'da. E hani 4 gün geçti yok Bartra Martra. İmza atılmadan gerek yok. Yani flash isimler geçecek. O isimler geçerken başkası yazılacak, başkası çizilecek. Başkası uçaktayken farklı bir imza atacak. Bunları daha da fazlaca göreceğiz. O yüzden sakin oluyoruz ve başladığımız kariyere odaklanalım. Bırakın o gitti bu gitti. Tamam Galatasaraylıları memnun ettik. Mertens'e kadar hepsi var halde. Fenerbahçe'de de var. Ha, ne yapalım şimdi Batshuayi mi getirelim yani adı geçiyor diye. Hemen atalım mı? Oyun içi editörle attık işte. Bak buraya da Bardi'yi attık. Hemen Bardi'yi de lisans çıkartalım. Daha transfer süreci bitmediği için. Nerede bu arkadaş? Hemen şöyle kaydettik. Ha, edemiyoruz. Neden? Çünkü 15 yabancımız oldu. Peki kimi çıkartacağız yabancı olarak? Şöyle bir seçimleri temizle diyelim. Otomatik diyelim. Bir şekilde biri dışarıda kalması gerekli. Behlül mehlül var burada. Yanlış sete mi geldik biz takıma mı? Behlül'ün ne işi var burada? Ha, bak mesela oyun Tron Sent'i çıkartıyor. Olur. Biz de Tron Sent'i göndeririz bir yere. Ya da kadro dışı bırakırız. Sorun değil. İsmail Köybaşı var. İsmail Köybaşı'nı çıkartalım mı? Bu adamı getirdik. işin ayarını bozduk. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Gerçekçilik katmak için Edin çıkartalım. Edin şu anda Trabzon'da. 4 ay olmayacak değil mi? Tamam biz de Edin çıkartıyoruz. Bartra, Martra, Chartra, Curtra yok arkadaşlar. Şurada bir hafta, iki hafta kaldı. Sonra zaten istesek de ekleyip yani takıma göndeririz ama lisansını kaydedemeyiz oyun içi editörle. O sebeple şu anda oldu. Ama dediğim gibi daha fazla kadrolar üzerinde oynama yapmayacağım. Bunu itina ile yorumlara kaktırmayın, yazmayın, ittirmeyin, beni delletmeyin. Zaten bu ara tadım tuzum yok. Bu videoyu da yapmayacaktım. Bazı şeyler iyi gitmiyor. İyi gitmeyince bazı şeyler insanın canı sıkılıyor. İnsanın canı sıkılınca tahammül seviyesi azalıyor. Yaptığı şey çok keyifli gelmiyor ve bundan öte yapılan yorumlar da insanı böyle keskinleştirebiliyor. Aykut hocam doğru söylemiş. Yani bazı çiçekler bazı topraklarda yetişmiyor. Ne kadar iyi bir toprak hazırlasanız da, çiçeğe ne kadar gerekli su ve güneşi sağlasanız da o toprakta o çiçek yetişmiyorsa yetişmiyor kardeşim. Neyse. Bunlar önemli değil. Zaten videoya başlamadan önce de sağa sola Instagram'da şuraya buraya kaydırıyorduk. Hepinizin yaptığı gibi boş zamanda oraya kaydır, buraya kaydır, ona kaydır, buna kaydır. Önüme bir video çıktı rastgele. Bir tane öğretmen sınıfıyla böyle müzik falan 15 saniye dans ediyorlar. O kadar çok atırsızı yorumu gördüm ki aldığımda çok tutuldum ama Yine ses etmedim. Tanımam etmem kim olduğunu. Ne, ne kişileri bilirim. Uzatmayayım. Yani yok bir öğretmene bu yakışmaz. Bir öğretmen böyle yapmamalı. Öğretmen dediğin şöyle de yapmaz, böyle de yapmaz. Ve bu yorumları yapanların hiçbiri de öğretmen değil. Kimse de şunun farkında değil. Birçok öğretmen işini doğru yapan, işinin gerçekten doğru eğitimi alıp çocuklara aktaran eğitim bilimleri dersi alıyor. Gelişim psikolojisi alıyor. Öğrenme psikolojisi alıyor. Hangi çocuğun hangi evrede? hangi davranışı ne amaçla yaptığını, o davranışın sonucunu, artısını, eksisini anlayabiliyor bir öğretmen. Bunu bilmeyen birçok aile olmasına rağmen böyle bir öğretmene saygı dahi duyulmayabiliyor. Ve diretiliyor böyle. Hani bu, bu, artık çok yaygın bir şey oldu. Buna ben çok tutuluyorum. O öyle olmaz. Bu şöyle olur. Defan, bir tane oyuncuyu merkez orta saha oynuyor. Olmaz. O öyle oynamaz. O defansif oyun kurucu. Niye oynamasın? oynayacak ulan benim oyuncum değil mi? Benim takımım değil mi? Alnında mı yazıyor sadece defansif orta sağ oynar diye? Ben onu merkezde kullanacağım. Vuracağım kırbacı oynayacak. Oynamazsa çekip gidecek. Gerekirse zil takıp oynayacak. Ama tek düzeliğe ben karşıyım. Böyle bakamazsın. Böyle bakıp da böyle dayatamazsın. Hiçbir konuda. Böyle insanlardan uzaklaşın. Ya da böyle insan olmayın. Benim size nacizane dostane tavsiyem. Haddim değil belki ama Yine Erdinç geldi aklıma. Ulan Erdinç izliyorsan toplanıyoruz böyle klasik toplantılarımızdan. 18-20 yıldır aynı devam eden toplantılar. Yemek yapıyoruz. O makarna böyle yapılmaz. O et böyle yenmez. Bu şöyle yapılma. Puşt İspanyol muydun önceki hayatında? Allah'ın İstanbul'unda Kartal'ında yaşadın. Poğaçayı kemiriyordun her sabah. Nereden çıktı da bir İtalyan makarnası bilgisi falan böyle hareketler. O öyle yenmez. Bu, bu böyle yenmez. Sen benim midem misin? Sana ne istediğim gibi yerim böyle bir şeyleri dayatmaya çalışan tek düze işte öyle futbol oynanmaz, böyle taktik olmaz, şöyle olmaz. Allah Allah, Allah Allah. Ya aynı şey Konya Spor elenince de. Köy takımın elendi, mahalle takımı elenebilir, elenebilir. Fenerbahçe Pendi'ye yenildi, o ondan yenildi, bu buna yapıldı. Tarihte birçok örneği var. Şukupi mi? Çukupi şu mi? Yok, Şerifti galiba. Real Madrid'e neler yaptı deplasmanda falan filan. Olabiliyor ama neyse bu konulara girmeyeceğim. Öyle çok takıldığım, tutulduğum şeyler var. Ee, şunu da izah edeyim son olarak. Kısaca vaktinizi aldım. Bu kısmı zaten sohbet diye böleceğim. Sonra bir de hocam menajer oynamamışın bir sürü gürültü yapmış. E, i̇zleme, geç o zaman. Yani sanki çok iyi bir şey yaptığımızda Herkes abone oluyor, herkes müthiş destek veriyor da bayramdan beri 100 kişi abone olmadı da 5000 olamadı. Yani her zaman her şeyin karşılığını alıyor muyuz? Almıyor. O yüzden bazen istediğimde de istediğimi konuşurum. Bizde olan bizde zaten devam ediyor. Kimse için ben şov yapmıyorum. Şimdi geldik Trabzon. Önümüzdeki maç Fenerbahçe. Jesus'un karşısına çıkacağız. Kadıköy'e gidiyoruz. Önemli bir maç. Şöyle maça kadar bir hızlandıralım. Süreç gitsin. Aslında bunu gönderirken de e, bu noktaya kadar şey yapabilirmişiz. Hani bunu ilerletirken sohbet edebilirmişiz ama aklıma gelmedi. Dediğim gibi kafam biraz bulanık. O yüzden video yapmak zor geliyor. 9 aydır indir bindir futbol menajer yapıyoruz. Zaman zaman çok heyecanlı kariyerlere, güzel sonuçlara, güzel içeriklere imza attık. Zaman zaman farklılaştırmaya çalışırken pasif kaldık. Ama dediğim gibi ben City Skylines'tan da keyif alıyorum. Öte yandan futbol menajer her zaman bizim birinci önceliğimiz. Galiba yaşlandık artık ya. Valla. Çekilmiyor da olabilirim yani. Bilmiyorum. Bak stadın güzelliğine bak. Bu ne? Nereye gittik biz? Nereye girdik? Yanlış yerlere girdik galiba. Evet ahali şimdi deplasmana çıkıyoruz. Geldik. Fenerbahçe deplasmanındayız. Elimizden geldiğince oynayacağız. İyi bir sonuç almaya çalışacağız. Bakalım neler olacak. Haydi maça. Evet ahali geldik. Jesus'un Fenerbahçe'sine. Kadroya bakıyoruz. Joao Pedro var. <laughs> Joshua King var. <laughs> Koçum King benim. Herkese karşı e, gezeler sahada. Bize karşı gelir 3 tane atar şimdi. 18 hızı var sonuçta. Vilyan Arao, Kaptan İrfan Kahveci, o Alioski de kadroda. Salahi, Perez. E hani Bruno Henrique? Hocam Bruno Henrique'siz oynuyorsan olmaz o iş. Biz de gol atarız diyorduk. Evet haydi bakalım. Dostluğun kazandığı bir maç olması dileğiyle çift forvet çıkıyor. Son 5 maçta 2 kez kazanabilmiş Jesus, Jesus hocam. Biz de bu şekilde çıktık. Bardi'yi oynatıyoruz. Yusuf, Cornelius, Bakasetas, Abdülkadir, Marek Amşik, Densvil, Eren, Hugo ve kim oynuyordu orada? Oradakini görmedim, kaçırdım. Seçtik birini ama. Ha, Bruno Perez, tamam. Başladık bakalım. İşimizi yapalım, maçımıza bakalım. Yusuf indirdi, Bakasetas, Abdülkadir vurdu, dışarıya gitti. 10. dakikada ilk tehlikeli pozisyon bizim tarafımızdan gerçekleşti. Bakasitas, Cornelius, iyi döndü Yusuf. Yusuf topu taşıyor. Yusuf çizgiye indi ortaladı. Enis var diye bırakmıyoruz. Serdar Aziz. Neden? Çünkü Serdar Aziz bir stoper. Gibi dedim hocam Bruno Henrique oynat diye. Abdülkadir offside var galiba hocam. Evet offside. Yapacak bir şey yok. Haklı. Hoca haklı offside. Offside, offside hocam. Gördüm ben de gördüm çünkü. Çok öndeydi izlemeye gerek yok öndeydi. 35. dakika Yusuf, Bakasetas, Eren. Eren'den Bardiye, Cornelius, Abdülkadir'e tehlikeli bir top ve Abdülkadir Ömür Kadıköy'de bizi 1-0 öne geçiriyor. Şimdi ilk yarıyı bitirdik. İkinci yarı bazı oyuncularımızı değiştirmemiz lazım. Milli maç arasından gelip yorgun olanlar var. Mesela Bakasetas'ı çıkartacağız buraya CEO alalım. Çift ön libero tarzı bir şeyler olabilir burada. Evet şimdi tempoyu düşürüyoruz. Kısa pası iyice kısaltıyoruz. Disiplinli oynayalım. Bekleri bekliyoruz. İyice daralttık oyun alanımızı. Topu beklere de verebiliriz. Tempoyu düşürebiliriz. E, kontra kalkmıyoruz. Yine yavaşça rakip sahaya yerleşmeyi hedefleyeceğiz. Buradan pres şiddetimiz az. Tehlikeli bölgeye yaklaştıklarında savunacağız onları. Buradan da rakibi merkeze zorlayalım. Pardon. Rakibi merkeze zorlayalım. Merkezi üçledik çünkü. Dorukan Süopis, Marekamşik'le eee hatta Marekamşik burada olsun, Dorukan burada olsun. Enis vardı gizli forvet olacak. Serkan ve Yusuf'la kaptığımız topları kontradan hücuma dönüştüreceğiz. tabi kontra derken yani onlar fırlayacak ama orta sahada pas yaptıktan sonra onları göreceğiz. Böyle güzel bir ayrıntılar var. Göreceksiniz maç içerisinde. Şimdi Marekamşik Peres, Dorukan, Eren. Bak bahsettiğim şey şu. Şimdi ilk görüşte ne dediniz? O hocam forvet yok. Bak kim gelmiş buraya? Serkan. Kim var? Hamşik. Kim var? Bardi. Kim var? Yusuf. Gördünüz mü ne kadar kalabalık olduk aslında. Yani yavaş yavaş yerleşeceğiz rakip sahaya. Ama Enis Bardi'den de kötü bir performans geliyor. Dördüncü değişiklik kendisi olabilir. Hugo bırakmadı. Yusuf Yusuf hocam faal yok mu? Yokmuş. Hakemin takdiri. Joshua. Hadi canım. Hadi canım. Bu adam bunu yapsın sonra gelsin babamdan beni istesin. Hayatında kaç kere bunu yapmış? Orada faal de vardı sanki de neyse. Bu arada Enis Bardi'yi de çıkarmak istiyorum. Bardi burada. Bardi ve Marek Hamşik değişiklikleri yapalım. Şöyle yapacağız. Bu arkadaş buraya. Öte yandan da Canini'yi buraya koyacağız. Şu düzene geçtik şimdi. Ama oyun stilimiz aynı olacak. Serkan. Orada bir müdahale var. Top tekrar Serkan'da. Dorukan. Bruno Perez indirdi Serkan. Altayı geçemedik yine. Serdar Aziz kullandı. İrfan. Lincoln'e. Lincoln'den Ferdi'ye. Uğurcan. Güzel kurtardı. Dakika 70, Ferdi tekrar. Dorukan şimdi. Serkan. Koyta. Bak güzel. Set bir şekilde çıkıyoruz. Şimdi tempo düşük dedik. Yaratıcılığa izin ve koşu yoluna bırakalım. Kontrayı kollayalım ama tempoyu düşük yapalım. Bir tık ileriye gelebilirsiniz şunu yapalım. Topa dalımız var. Tamam. Dakika 83 artık. Kadıköy'de son 7 dakika kaldı. Dorukan'la bir atağımız var. Serkan topu taşıyor. Perese. Perez kaptırmadı Hugo'ya. Dorukan. Orta sahada güzel paslar yapıyoruz. Kaleciye döndük Uğurcan. Densville. Hugo. Topun kontrolünün bizde olması güzel. Uzun gönderdik. Koyta nerede? Nereye atıyoruz topu? Şimdi Lincoln Enrique Meyer. Meyer mi? Onun ne işi var orada? Ferdi Kadıoğlu ortaladı. Joshua King. Neler yapıyor bu adam? Bu adamı silmek lazım oyundan. Aslında şeytan diyor özelliklerini biraz gerçekçi yap ama ne? 90 artı 4'e geldik ve Zorlu Kadıköy deplasmanından beraberlikle ayrıldık. Zaman zaman takımımız istediğimiz oyunu oynadı. Zaman zaman işte ufak hatalarla pozisyon yaşadık kalemizde. Onda da golü gördük. Bir golümüz offside'a takıldı. Fena bir sonuç almadığımızı düşünüyorum buradan. Elimizden geleni yaptık. Evet dostlar geldik asıl maça. Borussia Dortmund terz için Dortmund'una karşı çıkıyoruz. Ademiler, Reuslar, Hazardlar neyse okuyamayacağım. Bizim de kadromuzu gördünüz. Bakalım bu zorlu Dortmund deplasmanından herhangi bir puan çıkarabilecek miyiz? Tabii ki ilk sezon için Avrupa'da başarılı olmak çok zor. Yani belki tak, taktiğin sistemin getirisiyle ufak tefek puanlar kopartarak bir şeyler olabilir olabilir ama yani kadro yapımız ortada, rakipler ortada. Çok da kasmamak lazım. Zaten bu kariyerin temel hedefi ilk sene ligdeki şampiyonluğu elde etmek, ikinci sene Avrupa için istediğimiz kadroyu kurabilmek ve bu kadroyla Avrupa'da söz sahibi olmak. Amacımız buydu. Bakalım biz yine de ilk seneden de elimizden geleni yapalım Trabzonspor için. Uğurcan, Bardi, Siopis, Yusuf'a geçmedi. Şimdi Süle'den Eren aldı topu. Siopis, Marek Hamşik uzun gönderdi. Abdülkadir, Abdülkadir dışarıya. Nasıl ama aynı Trabzonda Abdülkadir'in savunma arkasına kaçıp da Hamşik'in ona uzun top attığı olayı yaşatmıyor muyuz? Yaşatıyoruz. Evet. Reyna. Ademi. Emrecan. Onlar da bize yaşattı şu an. Reyna dışarıya. İlk 35 dakika bence fena oynamadık Dortmund'a karşı. Enis Vardy, Yusuf kötü biraz. Merkezde Marek Hamşik ama Hamşik'e bak şimdi ne yapıyor? Şöyle yapacağız. Enis Vardy buraya, Marek Hamşik'i e buraya oyundan çıksın bence. Buraya Bakasetas'ı getirelim. Yusuf yerine de Kovacic'i getireceğiz. Şimdi Cornelius kaldı. Cornelius da çok iyi gitmiyor. Fode Koyta'yı getirelim oraya. Buraya biraz daha yaratıcılık isteyelim Koyta'dan. Bakalım 3 değişiklikle oyunu istediğimiz noktaya getirebilecek miyiz? Oyuncu performansı açısından. Şimdi Perez, Bakasetas, Abdülkadir'i gördük yine. Abdülkadir hızını kullandı. Marek Perez ortaladı. <laughs> Kuasi. Kuasi ile Dortmund deplasmanında öne geçtik. Hocam ne offside'i? Yok offside falan. Saçmalama gol. Nasıl iptal edilir ya? Bakacağız ulan. Göster. Ya gitişine, gitişine, git işine git, işine, git işine. Hugo çıkarttı. Reus'a geliyor top. Guerrero, Bellingham, Emrecan. iyi yükleniyorlar şu dakikada. Torgan Hazard, Reyna. Kapatalım. Hocam bu da offside değil mi? Bardi ve Marek istediğimiz düzeyde oynamıyorlar. Ee, buraya bunu alırken Marek Amshiki Dorukanı buraya takviye yapalım. Marek e farklı bir rol verelim. Burada mesela ne diyelim? Defansif oyun kurucu destek diyelim. Dorukan bu rolde kalsın bakalım ne yapacak. Ee, burada Abdülkadir'in kötü olması çok iyi değil. Bakasetası buraya Abdülkadir'i buraya. Dorukanı buraya böyle bir düzene geçelim. Yani eldekilerin performansını da yukarıya çekmeye çalışıyorum. Bakasetas. İyi vurdu ha. Güzel vurdu ha. Az daha atıyorduk. Marekamşik. Kaosi. Guerrero. Bıraktı Reus. Modeste. Dışarıya. Çok tehlikeli bir şuttu ama dışarıya gitti. Abdüş sen de çıkaralım be koçum. Yapamıyorsun orada Abdüş. Canini mi alsak? Ya bu arada Vişçe ben tatildeyken biri lisans çıkartmış ama çok da mesele değil. Behlül. Bunlar ne Behlül Mehlül garip garip adamlar var burada. Canini alacağız bir şekilde. Canini'yi buraya koysak. Canini Bakasetas yapalım şöyle. Kanat forvet olsun. Hücum. Sen de kanat forvet ol. Hatta şöyle yapacağız. Tamam. Bakasetas da burada ofansif oyun kurucu destek olacak. Dorukan burada iki yönlü destek olacak. Marek Hamsik de Marek de defansif. Tamam bunlar böyle kalabilir. Sorun yok. Devam. Oyuncularımıza başarabilirsiniz dedik. Haydi son 17 dakika. Haydi. Bu Dortmund deplasmanından çıkıyorsak bir şeyler başarırız diyecektim ki bir Dortmund hatamı izliyoruz. Kaptık topu. Perez. Vitor Hugo. Eren. Koyta. Bakasetas, Salara'dan, Salara'dan Kausi. Ah. Biraz atik, biraz atik olsan. Eyvah, eyvah Modeste. Uğurcan yapma. Bravo, bravo kaptan. Son 10 dakika artık. Son 4 dakika taç atışı bizim. Bakasetas iyi kontrol etti. Döndü, bıraktı Canini. Canini ortaladı. Koyta direkten döndü ikinci top. Aa. Deplasmanda. Şimdi ben de demin izlediniz ya ben ben de Jesus gibi başlayacağım Horona. Yakın, yakın meşaleleri. Oha, onu top nereden çıktı? Trabzon'da bir bayram havası. Havaalanını yakmayın ama bak. Karadeniz'de insan çok güzel sevinir, sıcakkanlıdır ama ayarı yoktur. O yüzden uçağı karşılayalım derken havaalanını yakabilirsiniz. Lütfen bir sonraki maçları oynayabilmemiz için sağ solu yakmayın. Trabzon taraftarı. Duydunuz mu? Bu ne oluyor burada? Son 30 saniyede kaç pozisyon yedik? Güzel. Güzel Dortmund'da işte bunu yaptık. Bu kadroyla Oyun oyun hocayla keyfim yerine geldi. Bak başta sıkıntılı hoşnutsuz başladım ama keyfimiz yerine geldi. Apo Avcı hocam gibi 2 şut 1 gol 3 puan bitti. Lamı Jimmy cartı curtu yok. Hala çıkıp yazacak birileri. Hocam Koyta'yı oraya koysaydın Canini'ye bunu verseydin buradan alttan versen üstte Dortmund'u yendik ya neyi vereceğiz? Hani biz bu işe pazartesi başlamadık. Manchester City bekle oğlum bekle sana da sıra gelecek senle de görüşeceğiz. Ya arkadaşlar hiç söylemiyorsunuz. bağırıp hocam bazı oyuncular altyapıdadır diye bak mesela Ahmet Can'ı çıkartalım alalım orada Behlül Bihter garip garip oyuncular var. Bunları alıp koyalım ya. Şeyi de gönderdim bak Doğucan Haspolat'ı. Bu adamı kullanırız. Rotasyon için ihtiyacımız var. Başka kim var burada? Hüseyin Türkmen var. Gönder stoper eksiğimiz var. Bizim İsmail İso. Gel koçum. Ben de adam arıyorum rotasyona. Gelin şimdi. Bak buradan diyorum ki dönüşümlü kadro seç tam rotasyon. Tamam. Larsen'i buraya koyma. Larsen'in sakatlığı devam ediyor. Kim oynar burada? Serkan'ı oynatalım. Buradan Larsen'i çıkartalım. Bruno Perez fena değil ama Yusuf Erdoğan oynar. Gerekirse zil takıp oynar. Hiç fark etmez. Koita, Dorukan, Cumhur mu? Cumhur olmaz. Cumhuru geç. Bakasetas'la başlayalım. Kaleye Muhammed değil Uğurcan. Böyle bir rotasyon yapıyoruz. Oyuncularımız dinlensin. Bu maçtan sonra da ne var? Derbi var. Ama şundan emin değilim. Kararsız kaldığım nokta bu maçı oynatsak mı, simüle etsek bilemedim. Bence geçelim ya. Derbi'yi de oynayalım, noktalandıralım. Çünkü e, akşam maç var. Biz de arkadaşlarla bir araya gelelim dedik. Belki de yapabilirsek canlı yayın yaparız. Canlı yayında e, bak 3-0 yendik. İsmail Köybaşı kırmızı kart yemiş. Bakasetas atmış. 23 şut. Güzel bir maç çıkarmışız. Ee, şimdi gönül rahatlığıyla Galatasaray deplasmanına gidebiliriz. Bir de Galatasaray'la oynayalım bakalım. Şu Mertens'i falan görelim bu bölüm. Ee, akşam eğer fırsatımız olursa düzeneği kurabilirsek onun bilgisayarında internetinde falan bilmiyorum tabi bir City Skylines muhabbet esnasında yani canlı yayın şehri kurabiliriz birkaç saatlik herkes birbirini salar ki insanlar Galatasaray maçını izlesin. Öncesinde de dediğim gibi yani 6.30-9 arası 2.30 saatlik bir yayın düşüncem var. Evet dostlar geldik Galatasaray deplasmanına. Okan Buruk'un yönettiği Galatasaray'ın kadrosuna bir bakalım. Kalede Mustera, Dubua var, Nelson var, Bardakçı var, Patrick Van Aanholt Orta sahaya hemen koymuşlar bak. Torreira, Mitzio, Sergio üçlü orta sahayla oynuyorlar. İki tane kanatları var. Yunus ve Kerem Forvet'te de Mertens'i tercih etmişler. Enteresan. Şimdi bir de sağ içi dizilimlerine bakalım. Evet Mertens tek forvet, Torreira, Öndübero, Mitzi, Oliveira, Kerem, Yunus bu şekilde çıkıyorlar. Gelin bakalım. Biz de böyle çıkıyoruz. Şu tabloya bak. Rönesans tablosu gibi. Şimdi Danceville ile başladık. Enis Bardi, Abdülker Abdülkerim. Abdülkerim nereden çıktı? Abdülkadir. Ortaladı. Bakasetas. Mustera. Kaçırdık. Şimdi Dansville. Larsen. Larsen. Larsen aradan bıraktı. Cornelius. Yusuf. Yusuf gidiyor. Yusuf. Yap ortayı. Bakasetas. Çevir. Çevirdi Cornelius. Bardi. Perez. Ah be ah. Aslında Larsen'i yerinde oynatıp o tarafta Eren'i oynatabilirdik. Bak Larsen de düştü orada. bu Bu biraz hata oldu. Bakasetas şimdi. Kaptırdık. Mertens. Kerem. Mitsuo offside, offside hocam. Kaldır. Kaldırsana. Aa Aleni offside'ı vermedi. Bak izliyoruz bak. Bak şimdi. Haha <laughs> net offside. Net offside. Gitti gol. Var mar çalışmıyor herhalde. İstanbul'a var koymamışlar. Uf. Larsen 6.3 ile oynuyor. Çok hoş. Densfield şimdi. Bıraktı Enis Bardi. Enis Bardi. Abdülkadir. Cornelius. Muslera. Bir bitmedin be Muslera. Bir bitmedin 50 yıldır hala kaledesin. Marek ortaladı. Vitorigo. Hugo. Bravo bravo. Deneyeceğiz deneyeceğiz deneyeceğiz. Daha çok daha çok. Kerem. Çıkardı bir orta tehlikeli. Bu offside'çılık nedir ya? İki tane offside'dan gol yedik ya. Başkan çık konuş. Maç sonu konuş. Bir şeyler de. Trabzon İstanbul'a gidince bu 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 yapılıyor de bir şey de yani. Gitti offside'dan goller. Enis Bardi Cornelius Larsen üçlüsünü ilk etapta değiştirmemiz lazım. Şöyle de bir şey yapacağız. Bekleri önce çıkartacağız. Burada kanat bek hücum diyeceğim ikisine de. Farklı bir olaya gidiyoruz çünkü. Abdülkadir'i buraya. Enis Bardi'yi oyundan alacağım. Marek Hamşi'yi buraya çift forvete dönüyoruz. Çift forvetin ikinci kısmı Canini olacak. Canini buraya gelsin. Cornelius'u kucaktan kurtarmak için yardımcı forvet destek diyeceğiz. Bu arkadaşa yaratıcı diyeceğiz. Abdülkadir yine buradan kanat forvet hücum. iki tane kanat forvet hücumla oynayacağız. Marakamşik merkez orta sağ hücum. Bu mezze olarak devam edebilir. Şimdi iki değişiklik. Cornelius kaldı. Yusuf'un yerine Khaosu'yu alalım. Biraz da onunla deneyelim. Buradan kısa pas yok. Kaçanları göreceğiz. Uzun topa gidiyoruz. Daha fazla havadan orta açalım. Biraz şut atalım. Pasu, pas boyumuzu da uzattık. Topu stopere vermiyoruz. Hızlıca göndereceğiz. Çünkü artık 2-0 oldu. Tamamen ileriye çıktık. Ön alanda baskımız yapıyoruz. Kalabalığız. Evet. Haydi. Tabii Vitor Hugo'nun da sarı kartı var. Onu değiştirsek mi acaba? Kararsız kaldım. Umarım başımıza iş açmaz. Haydi beyler. ikinci yarı toparlanın. Bakasetas ortaladı. Dansfield dışarıya gitti. Dansfield indirdi. Seken top Yunus. Yunus gidiyor şimdi dışarıya. Patrick Yunus'a bıraktı Torreira. Araya girebilir miyiz? Bardakçı Bardakçıdan bir hata bekliyoruz derken Abdülkadir Bakasetas ya çok çok sıkıntılı top attın ya al işte gittim itiyor. Bravo Uğurcan bravo Uğurcan bizi maçta tutan hamleydi bu. Çizgiden mi çıkardık onu? Haydi Canini taşı topu taşı 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 evet 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 evet. Çok iyi. Ah be Eren, ah be Eren. Marek cidden vasatı aşamıyor oyunuyla. O yüzden orada Siopis'i alacağım. Siopis'e savaşçı ortası destek diyeceğiz burada. Merkez ortası hücum Bakasetas olsun. Bunlar biraz toparlandı. Tamam. Bu şekilde devam. Hadi oğlum, hadi oğlum baskı yapın. O nasıl bir boşluktur ya? O nasıl bir boşluk yani? Uzay boşluğu kadar boşluk bırakılır mı orada? Beyler daha çok çabalayın. Daha çok çabalayın. O kadar da dil 42 metreden gol atacak ya. Ne? Bize kaybettirmek için her şeyi gösteriyor oyun. Offside'dan goller. 52 metreden isabetli şutlar. Baskı 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 baskı. Al şu baskıyla artık topu. Diyorum ya yani oyunda bazen olacağı varsa oluyor senaryosunu şu an yaşıyoruz. Yani baskı yapıyorsun baskıdan alamıyorsun kaydığın top rakibin ayağına gidiyor gibi gibi. Haydi Abdülkadir. Canini yuh be yuh be kocaman kalede nereye attın ya. Bak Bak gene aynısı. Yani diyorum ya bu, bu maçın 3 gün 3 gece oynasak tablosu değişmeyecek bir şekilde oyun. Yani sistem de değiştir, oyuncu da değiştir. Yap 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 ama izlettiği şey hep aynı sana oyunu. Umarım 2023'te bu şey değişir yani. Çok sıkıcı. Benzer tablolar, benzer pozisyonlar. Ve bir yerden sonra tüketiyorsun. Yani hangi pozisyonun neyle sonuçlanacağını anladıktan sonra tatsızlaşıyor. Oğlum niye bak sen dedin? Niye korner atıyorsun? Abdülkerim'e bak çalım atıyor. Siyopis. Haydi Abdülkadir. Taşı oğlum. Taşı oğlum. Yap şöyle bir tık tık. Siyopis. Bırak. Evet. Vur. Ah be. Biraz daha biraz daha yüklen. Haydi 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 haydi. Haydi sert oynayın haydi. Bu adamlar piknik yaptı. Bu kadar paslaşmalarına müsaade ederseniz yapacak bir şey yok. Rakip bizden daha üstün oynadı. Ciddi anlamda yoktuk yani. Yakaladığımızı bitirmek mesele bir de rakibi durduramamak da ayrı meseleydi. Bak şimdi. Abi bak şu pozisyondan en az 3 tane oldu maç boyunca. İkisini atsan skor farklı olurdu. Ne olacak şimdi? Bu ne? <laughs> Bu neydi? What is this? Çok değişik şeyler oluyor şu an oyunda. Al. Al. Ne yapayım yani? Ben daha ne yapayım? Ne yapmalı yani? Bak yardımcı antrenörüm de diyor ki Hüseyin Türkmen'i oyunu almalıyız diyor. Altıncı değişikliği yaptıracak bana. Enteresan. Hocam bitir hadi artık. Bitir. Bitir. Bitir gidelim. Rezillik. Aa dur. Neyse dur. Şu forvetlere su şişesi fırlat. Ne oldu? Motivasyon mu düştü? Boş kaleye karşı karşıya atamazsan düşer. Düşer motivasyon. İyi gene kafana gelmedi. Kare kafa seni. 13 puan, 15, 15, 14, 13. İlk yenilgimizi mi aldık biz şimdi? İlk tablosuna geldiğimizde 6 maçtaki ilk yenilgimizi aldık. Hiç yenilmeyen bir Fenerbahçe var sanırım. Başka var mı? Yok. Evet ilk yenilgimiz 16 attık. 9 yedik. 13 puandayız. Durumumuz kötü değil. Kayseri iyi işler yapıyor gördüğünüz gibi. Galatasaray bu galibiyetle 11'e geldi. Yani biz kazansaydık Galatasaray 8 puanda kalıyordu. Onlar için sıkıntıydı. Başakşehir çok kötü gidiyor. Durum böyle. Tabii şaşırtıcı bir Rize var burada bu arkadaşların niye burada işi var diyebilirsiniz ama yama da böyle yapılmış. Tekrar da arkasını aramadım. Vaziyet böyle dostlar. Bir sonraki bölümde City maçını oynayacağız. Hep birlikte onu izleteceğiz. Bence bu bölüm çok da kötü gitmedik. Bir Fenerbahçe beraberliği, Dortmund galibiyeti, Ankara gücü galibiyeti kötü bir Galatasaray yenilgisi oldu. Yani bu zorlu süreci iyi atlattık diyebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.